Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 8 Nisan 2023. 10. iş konumundaki işçi arkadaşlara geriye dönük 2 senelik hatta 2 senelerinde fazla ödeme yapılacaktır. Yetkili sendikat Teskopi Sendikası tarafından açıklama geldi arkadaşlar. Teskopi Sendikası'ndan 10. iş konuda çalışan işler için açıklama geldi. İşte son süreç ve hakkında açıklamalar. Genç Köz Spor Vakan 10. iş konumundaki çalışanlar için ortalama 2 yıl aşkındır süredir. Yetki tespit davası Yargıtay'da son bulmuştur. Dava sürecini başlatan Hakiş Konfederasyonu'na bağlı Özbüroy Sendikası'nın yetki tespiti itirazı haksız bulunmuş. Yargıtay Özbüroy Sendikası'nın yetki tespitinde çoğunluğunun olmadığını belirtmiştir. Mahkeme süreci olmadan normal seyirde toplu iş sözleşmesinin de devam edilmesi halinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi 1 Mart 2021 tarihinde itibaren yürürlüğe girecek ve ortalama 28 Şubat 2023 tane kadar maalesef devam edecekti ama olmadı bu arkadaşlar bu süreç bildiğiniz gibi. Buraya kadar gelinen noktada iş yerinde çalışan işlerdeki konulardaki çok farklı sorunlar olmuş. Maddi, sosyal, idari hakların uygulamalarında tereddüt ve mağduriyetler doğmuştur. Son durum itibariyle sendikamız Yargıtay kararına da atıf bulunarak, atıf yaparak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam etmesi adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Önceki başvuruya atıf yapılarak yetki tespit başvurusunun sonuçlanmasını talep etmiştir. En kısa sürede olumlu yetki tespit belgesinin Teskopi sendikamıza ulaşması ve akabinde yetki belgesinin verilmesi beklenmektedir. Bu arada iki yıl aşkın süredir bireysel sözleşme hükümlerine göre hareket edilmesi için imza verenler ya da toplu iş sözleşmesinde sürecinin sonuçlanmasını bekleyenler olmuştur. Yeni dönem yani 1 Mart 2021-28 Şubat 2023 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi imzalanması ile geriye dönük maddi alacaklarda farklar da ortaya çıkacaktır. Ayrıca 2022 yılında işe giren işçi arkadaşlar için de ilgili çalıştıkları dönemler için de geriye dönük alacaklar oluşacaktır. Genel özet ile 1. yıl ilk 6 ay ücret zammı. 2021 yılı asgari ücret günlük bürüt 119 25 kuruş idi. 1 Mart 2021 itibariyle 6 aylık enflasyon farkı %6.60 çıkmış ve günlük brüt yemeği en alt ücret 1 Mart 2021 tarihinde 127.12 kuruşa yükseldi. Aynı yıl içerisinde yeni dönem kamu çerçeği protokolü imzalanmasıyla mevcut yemeğiler günlük brüt 136 lira 67 kuruşa çekilip %12 zam ile 153 lira 70 kuruş olmuştu. Birinci yıl ikinci altı ay zam. 1 Eylül 2021 21 tarihinde itibaren 153 lira 70 TL kuruş üzerinde %5 zam bile 160 lira 72 kuruş olmuştu. 2022 yılı yeni asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi ve yemiyeler taban olarak 2022 1. aydan itibaren 166 lira 80 kuruş olarak uygulandı. Memur ve kamu çalışanlarını için seyyanen %2,5 zam verilmesiyle birlikte taban yemiye 166 lira 80 kuruştan 170 lira 97 kuruşa çıkarıldı. İkinci birinci altı ay zam. 1 Mart 2022 tarihine itibaren 170 lira 97 kuruş olan ve %5 zam ve 6 aylık enflasyon farkı toplamı ile %41.93 zam eklenerek en alt taban 242.66 kuruşa yükseldi. İkinci yıl ikinci 6 ay zam. 1 Mart 1 Eylül 2022 tarih itibariyle yemlilere %5 zam 6 aylık enflasyon farkı ile toplam %26.97 oranında zam olarak oluşarak taban yemliye 242 lira 66 kuruştan 308 lira 11 kuruşa yükselmiştir. 2023 yılı asgari ücret günlük bürüt 333 lira 60 kuruş belirlendi. Ve en alt taban ücret 333 lira 60 kuruş olmuştur. 1 Mart 2023 tarihi itibariyle ise 6 aylık enflasyon farkı %5'i aşan kısmı %17.20 olarak belirlendi. Ve taban ücret en alt ücreti 391 lira 50 kuruş olarak yükselmiştir. Bu iki yılın özetidir. İşkur aracılığıyla işe giren eski işçi ve taban ücret farklılıkları olan 10 İş Kolu Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki işçi arkadaşlar için geri dönük ödemelerde farklı uygulamalar ve hesaplamalar olacaktır. 10 İş Kolu'nda çalışanlar mevcut toplu iş sözleşmesi madde 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 49 gereği kişi durumlarına göre fark ödemesi olacaktır. Bilgilerinizi arkadaşlar Hele bir yargıtay karar da bir onansın. Biliyorsunuz Özgür Evi Sendikası yine itiraz etmişti. iki gün önce videosunu yaptık. O itiraz da muhtemelen reddedilecek arkadaşlar ve bu iş kolunda Teleskopi Sendikası yetkiyi alacaktır. %99,9 ihtimalle. Bilginiz olsun. Ve biz işe giriş tarihlerinize göre iş kurdan ve genç bir spor Bakanlığı çalışan iş arkadaşlara teker teker hesaplama yapacağız. Geri dönük farklarınızı alacaksınız arkadaşlar. Takipte kalınız, kanala abone olunuz ve videonun altında bulunan Instagram sayfamıza tıklayın. Takip edin arkadaşlar. Instagram sayfamızda anı anda paylaşımlar yapıyoruz. Bu geri dönük ödemeleri de kaçırmazsınız. Hepinizi Instagram sayfamızda bekliyoruz. Linki videonun altında var. Tıklayın, takip edin arkadaşlar. 2 saniyenizi almaz.